seninle arkadaşlığım uzaklaştım biliyor musun? Hmm. Bu sebeplerden ötürü. Öyle ben mi? Programı tamamıyla %100 ayrıyken tamamını izleyememiştim. Kesitler halinde sosyal medyadan bakıyordum. Ama yanında ben otururken şu bakışlarını gördüm. Hatta annem bile annemin VTR'sini izlerken o kadar kötü bakıyorsun ki ben senin aile videonda bilmem ne videonda hiçbir şeyinde bak ben programı izlemiyorum. Şöyle bak şu resmen bakışın şu. Bir şey diyeceğim, Onur'la biz barıştığımız gün... Neden mimik vermek zorunda mısın Aycan? Sen buradaki mimiğini hatırlıyor musun? Ve yapıyorsun Onur'la bunu. Bizim barıştığımız gün sen buradaki mimiğini hatırlıyor musun? Siz ödül yemeğine giderken Onur'un sana yaptığını hatırlıyor musun? Ha, Onur bana burada istemeye istemeye çıkmıştı. İyi hatırlıyorum, evet. Bu beni bulamaz. Hayır, bu cümleyi ortaya atmadı mı Didem? O zaman ne? Cevap vereceksin. Onur'un sen ve ablanın... Ben söylediği benim hakkımdaki saf düşüncelerini... Ben Adnan kötülüğünüzü istiyorum. Bağırınca kötü oluyorum. Biz sizin ilişkinizi istemiyoruz. Bunu demiyorum. Biz sizi hiç sevmemişiz. Biz istememişiz, tamam. Sen şunu nasıl söylüyorum. İnanmak istiyorsan... Ya Didem, görünen kör kılavuz istemez. Sadece şu cümlenin cevabını istiyorum. Beni ilgilen... Ya ben sizin şu cümlenin cevabını istiyorum. Değilim arkadaşım. O zaman bu cümleyi atmayacaksın, ortaya kafa karıştırmayacaksın. Tamam mı? Şunu söyle. Neyi karıştıracağım? Adam burada, adama sor. Onur, Adnan'la Didem'e anlattığım benim soruyorsun? Hakkımdaki saf düşünceleri neler? Neler? Didem de buradayken, herkes buradayken konuşalım. Dedim. Ödül yemeğine tamam. Giderken bile sana olan tavrı belliydi dedim. Bana gelip konuşma. Bana gelip de benim yokluğumda yok Onur'u doldurdunuz, Onur'u anlattınız. Direkt, yok istemediğin şu bu. Ben o konuşmadan konuşmaları biz söyledim. Üç kişiydik. Kendisi doldurdunuz demiyorum. Buradaki konuşmanı söylüyorum sana. Ben yokken, burada, bak, ben böyle yokken böyle dediğimi arkamdan konuştunuz konu dedi. Tam anlamıyla nedir? Bir dakika konuşu. Didem diyor ki, Onur'un senin hakkındaki saf ve net düşüncelerini biliyor musun? Adnan'la benimle söylesin. Paylaştı. Söylesin. Sen biliyor musun diyor. Söyle. Neyi, sen, ben sana sordum, biliyor bilmiyorum, musun? Bilmiyorum, söyle. Ben bilmiyorum. Dedim evet, ki sen söyle. Ya bunun altında bir şey var. Bir dakika söyle. Lan beni ilgilendirmiyor. Ben niye söylemiyorum bunu? Beni ilgilendirmiyor. Bunu niye açıyorsun? Bir dakika, bir sus. Abicim. Bir sus. Ben niye adını daha iyi geçirmiyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bak anlatamadığımda sinirleniyorum. Ben sadece şunun şöyle düşünüyorum. Sen Onur'un senin hakkındaki kendi saf düşüncelerini biliyor musun? Ne demek biliyor musun? Ben bir şeyler biliyorum da sen biliyor musun? Nispetidir. Ben durup eğer dururken... Eğer biliyorsan ben 50 kere söylemiştim. Sana ben şimdi... Durup dururken Adnan'ın senin hakkında düşüncelerini biliyor musun desem durup bu ne demek? Bir şey bak. Biliyorum ama sana sen biliyor musun? Sen konuyu bir yere getirmenin peşindesin de ben 60 bin cümle kurdum bir tanesine takılmışsın. Mevzu buna o değil diyorum. Bu adamla evlilik yolundayım takılmayın mı? Arkadaşım biz neyi konuştuk? Sen Aycan ve Didem neden bu noktada? Aycan değişti. Neden bu noktadayız? Konuşurken Onur'la senin aramda yok. Onur şu vırt zırt. Didem bana niye biliyor musun? Bana ne? Didem niye biliyor musun? Senin ilişkinle benim niye aramda ne? Musun? Sizin ilişkinize beni çekmeyin artık. Anlamıyor. Yeter. Didem niye biliyor musun? Senin ilişkine çekmiyorum. Şunu diyorum ya seninle arkadaşlığımı niye koparttın biliyor musun diyorum. Burada ben yokken izlememiştim. Ben yarışmaya tekrar girdiğimden itibaren olmadığım günleri izledim ve bu yüzden seninle arkadaş değilim diyorum. Bunun Melis'le bir alakası yok. 10 kez söylüyorum anlamıyorsun. Onur ben konusunda seni çekmedim. Bu sebepler için seninle arkadaş değilim. Evet Onur'un da suçu vardır. Ama o benim şu an hayatımdaki adam ve tamamıyla pişman olduğunu gördüm ve yanımda.